Merhaba arkadaşlar. Bugün Coşkun Hoca'nın Matematik Oyunları kanalına hoş geldiniz. Bugün size Go oyunu nedir, nasıl oynanır ve felsefesi nedir onu anlatacağım. İsterseniz videoya başlayalım. Go oyununun tarihi 4300 yıl önce bulunduğu rivayet edilmektedir. Ve bulunması ile ilgili pek çok rivayette vardır. Bunlardan biri Çin İmparatoru İmparator Yao'nun çocuğuna astronomi öğretmesiyle başlar. Fakat oğlu bir türlü yıldız sistemlerini anlayamaz. İmparator Yao da buna bir çözüm olarak bir tahta üzerine dizerek anlatmaya başlar ve Go oyununun bu şekilde bulunduğu rivayet edilmektedir. Go'nun kökenine ait kesin bulgular ise bundan 2500 yıl öncesine, yani Çinli kralların birbiriyle savaştığı döneme dayanır. Bu yüzden de kralların oyunuyla tanınmaktadır. Ama oyunu ne kadar Çinliler bulsa da dünyayı Japonlar tanıtmıştır ve günümüzde de bu oyunun milyonlarca oyuncusu bulunmaktadır. Go oyunun mantığı ise aslında çok kolaydır. Oyunu öğrenmesi 1-2 dakika sürmesine rağmen ustalaşmak ve felsefesini anlamak ise bir ömür sürmektedir. Yani ustalaşmak istersek bir ömrü Go'ya adamamız gerek. Go oyununu bilimsel olarak ele alırsak da Go mental açıdan beyni geliştirmekte ve ruhsal benliği bulmakta bize yardım etmektedir. O yüzden de Japonya'daki Budist rahipler için Go ruhsal kişiyi bulmakta bir araç olarak kullanılmaktadır. Go oyununun bilimsel olarak da birçok faydası vardır. Bunlardan biri yapay zekanın gelişmesinde önemli bir katkı sağlamasıdır. Mesela 5-6 yıl öncesine kadar hiçbir yapay zeka bir profesyonel Go oyuncusunu yenememiştir. Çünkü Go'daki inanılmaz sayıdaki hamle sayısı olduğu için bir yerden sonra yapay zeka da yeniliyordu. Ta ki 2017 yılında AlphaGo Zero adındaki yapay zekanın dünya şampiyonunu yenene kadar. Bu olay dünya çapında bir ünle kavuşup bilim insanlarını şoka uğratmıştır. Çünkü bir insanı yenebilen robot ileride başı çıkılamaz şeylere neden olabileceği düşünülmüş ve bu nedenle de birçok bilim insanı yapay zekaya karşı çıkmıştır. İsterseniz Go oyununun kurallarına geçelim. Go oyunu 3 basit kuraldan oluşmaktadır. Birinci kural oyunu siyah ve beyaz taşlardan oluşmasıdır. İkinci kural ise taşlar sadece tahtadaki noktalar üstüne konur. Üçüncü kural ise tahtaya konulan taş yer değiştiremez. Yani oyun bu kurallardan meydana geliyor. Amacı ise tahtanın üzerine daha fazla yer alabilmektir. Bunun içinde iki yol vardır. Bunlardan birincisi taşı esir almak, yani etrafının tamamını kaplamaktır. Bu bir puan demektir. İkincisi ise kendi alanımızı oluşturmaktır. Bu da bir puan demektir. Go oyununda bir taşı esir alabilmek için o taş ya da taş grubunun tüm nefes noktalarına sahip olmanız gerekmektedir. Şu anda görünen resimde de bir taş ve bir taş grubunun nefes noktaları gösterilmiştir. Bu noktalar taşların dikey ve yatay hizasındaki noktalardır. Şu anda gördüğünüz fotoğraftaki taşların beyaz oyuncu tarafından nasıl esir alındığını görelim. Esir alınan taş tahtadan kaldırılır ve her taş beyaz oyuncunun hanesine bir puan olarak kaydedilir. Taşların alınabilmesi için gerekli hamleler yapılmış ve son nefes noktaları sarı noktalarıyla gösterilmiştir. Beyaz oyuncu buralara taş koyması halinde tüm taşları esir alacaktır. Şimdi daha iyi anlayabilmek için fotoğrafı inceleyelim. Bir numarayla gösterilen fotoğraf Go'da özel bir adı bulunmaktadır. Bir taşın bu şekilde çevrelenmesine ateri denmektedir. Birinci şekilde siyah oyuncunun taşı ateri pozisyonundadır. Benzerini üçüncü şekilde de görmektesiniz. Üçüncü şekilde nefes noktasının sağında siyah taş ateri pozisyonundadır. Siyah oyuncu birinci ve ikinci şekildeki nefes noktalarında taş koyarak kendini kurtarabilir. Fakat üçüncü şekildeki etrafı tamamen çevrilmiştir. Dolayısıyla son kalan nefes noktalarını taş koyamaz. Zira bir yere taş koyabilmeniz için nefes noktasına ihtiyacınız var. Peki üçüncü şekilde beyaz oyuncunun siyah grubun ortasına nasıl taş koyuyor? Burada şöyle bir durum var. Beyaz oyuncu taş koyduğunuzda siyah oyuncunun tüm taşlarını esir alıyor ve bu taşlar tahtadan kaldırılır. Böylece kendine yer açmış olur. Aynı zamanda da alan almış oluyor. Şu an gördüğümüz resimde ise birinci şekildeki son nefes noktasına siyah oyuncu taş koyarsa kendini kurtarabilir. İkinci şekilde ise beyaz oyuncu önce sarı noktaya oynaması gerekmektedir. Yeşil nokta siyah oyuncunun alanıdır ve bu noktaya beyaz oyuncu taş koyamaz. Siyah oyuncu sarı noktaya taş oynamadan beyaz oyuncu sarı nefes noktasına taş oynar. Daha sonra yeşil noktaya oynayarak tüm taşları esir alır. Esir almak bu kadar basittir.
Go oyununda diğer puan alma yöntemi alan almaktır. Aslında esir alma konusunda alan almayı gördünüz. Her esir aldığınızda en az bir adet de alan almış olursunuz. Fakat Go oyununda alınan alanlar rakip oyuncu tarafından ele geçirilebilir. Bunun önüne geçmek için en az iki gözlü grupla oluşturmanız gerekmektedir. Önce esir alma konusunda taşların esir aldıktan sonraki beyazın alanlarını görelim. Şu anda gördüğünüz resimde beyaz oyuncunun aldığı alanları görüyoruz. Her bir mavi nokta bir puandır. Fakat şöyle bir sorun var. Bu alanları oyunun sonuna kadar beyaz oyuncu korumalıdır. Şu anda gördüğünüz resimde ise birinci şekildeki sarı nefes noktasını konacak bir siyah taş hem beyazın bir taşını esir alabilir hem de beyaz burada bunun önüne geçmek için en az iki gözlü grupla oluşturmanız gerekmektedir. Önce esir alma konusunda taşların esir aldıktan sonraki beyazın alanlarını görelim. Şu anda gördüğünüz resimde beyaz oyuncunun aldığı alanları görüyoruz. Her bir mavi nokta bir puandır. Fakat şöyle bir sorun var. Bu alanları oyunun sonuna kadar beyaz oyuncu korumalıdır. Şu anda gördüğünüz resimde ise birinci şekildeki sarı nefes noktasını konacak bir siyah taş hem beyazın bir taşını esir alabilir hem de beyaz burada almış olduğu bir adet alanı taşını taş koyarak alanından gelecek bir puandan vazgeçebilir. Bu şekilde ko adı verilen bir kural var. Buna ko kuralına değineceğiz. İkinci şekle bakalım. Siyah oyuncu beyaz grubu çevirilemiş, beyazın toplamda 3 adet nefes noktası var. Bunlardan 2 tanesi kesin olarak alınmış alanlar. Siyah oyuncu buralarda taş oynayamaz. Siyah oyuncu sarı noktaya taş oynayarak 1 puan alabilir. Bu durumda beyaz oyuncunun sarı noktaya oynayarak 1 alan puanından feragat etmesi mantıklıdır. Aksi halde hem bir esir verecek hem de alanından olacaktır. Beyaz oyuncunun 2 puan almasına katkı sağlayan ise 1 ve 2 numaralı taşlardır. Bu taşlar siyahın içeriye oynamasını engellemektedir. Üçüncü şekilde ise siyah oyuncunun beyazın tahtasının alt kenarından saldırdığını görüyoruz. Beyaz oyuncu sarı noktaya oynayamaz ise 2 adet taşını esir verecektir. Kuralı. Ko kuralından da bahsederek Go kurallarını bitireceğiz. Şimdi isterseniz devam edelim. Şu an gördüğünüz resimdeki birinci şekle bakalım. Siyah oyuncu sarı noktaya oynayarak beyaz taşı esir alıyor. Şekil 2'de gördüğünüz gibi 1 numaralı hamleyi yapıyor. Şekil 3'te baktığımızda ise beyaz oyuncunun 2 numaralı hamleyi yaparak siyahın taşını aldığını görüyoruz. Şekil 4'te de aynı durum beyazın devam ettirdiğini görüyoruz. İşte bu kısır döngüye ko adı verilir. Go oyunundaki bu durumun önüne geçmek için şöyle bir kural vardır. 1 numaralı şekildeki siyah oyuncu taşı yedikten sonra durumu şekil 2'deki gibi oluyor. Bu durumda beyaz oyuncu buradaki sarı noktaya bir el oynayamaz. Böylece tekrar siyah oyuncuya sıra geldiğinde siyah oyuncu sarı noktaya oynayarak ko kuralını sonlandırır. İşte bu kurala ko kuralı denir. Beyaz oyuncunun bu durumu önlemek için yapması gereken şey şudur. Ateri durumundaki siyah taşı yemek istiyorsa siyahı öyle bir hamle yapmalı ki siyah oyuncu sıra tekrar ona geldiğinde ko yerine tahtanın başka yerine oynamak zorunda kalsın. Bunu sağlayabiliyorsanız ko'yu siz kazanırsınız. Bu yüzden de Go'da birçok cephede alan almaya odaklanıp tahtanın her yerinde taş bulundurmak avantajlı da olacaktır. Ve oyunumuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz, bay bay.